Herkese selamlar. Kitap yanına çayda Ahmet Ümit'ten Patisani'yi anlatacağım. Ve bunu anlatırken, kitabı anlatırken Patisani'yi hangi çaylar ya da içecekler beraberinde eşlik ederse daha keyifli olur. Bunları konuşacağım, sizinle paylaşacağım. Ahmet Ümit Patisani'yi 2000 yılında yayınladı. Hatta ben o dönemde hatırlıyorum, oldukça insanları heyecanlandırmıştı. Çünkü hem tarih hem polisi bir arada geçen bir roman. Ve Ahmet Ümit'in yazım kariyerini de bence bir derece değiştirdi. Ahmet Ümit bundan sonraki romanlarında tarih ve polisiyi sık sık kurgularında kullandı. En azından benim açımdan bu şekilde hatırlıyorum Ahmet Ümit'in yazımını. Bu kitapta Anadolu medeniyetlerinden Hititler var. Hititleri şöyle bir şey daha öncülük etti bence Ahmet Ümit. Oyunlarda ve filmlerde Hititleri konu alan oyunlar yazıldı. Sinema filmi çekildi. Puddehepa bunlardan birisidir. Konu olaraktan Ahmet Ümit Patasana da şunu anlatıyor. Bir arkeoloji ekibi var. Köyde kazı yapmaya başlıyor ve bir cinayet işleniyor. Bu cinayet işlendikten sonra tabii soruşturma başlıyor. Soruşturma başladıktan sonra bir buluntu bulunuyor ve Hitit kral yazmanına ait Patasana'nın kendi kişisel kütüphanesi diyebiliriz. Çünkü içerisinde hem kendi el yazısıyla yazdığı kül tabletleri var ve hiçbirisi de bozulmamış bir şekilde. Ondan sonra buluntuyla beraber kitap iki kurguda gelişiyor. Kitap iki alanda çalışmaya başlıyor Patasana'nın buluntularını bulduktan sonra. Patasana'nın hem döneme ait, krallığa ait olayları anlatıyor. Bir yandan kendi yaşantısını anlatıyor. Aşmunikal Patasana'nın sevdiği kadın, aynı zamanda kral gözdesi, ona ait olan aşkını anlatırken öbür tarafta kazı ekibinin köylülerle olan ilişkilerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, siyasi bakışlarını, dünyaya bakışlarını, kadın erkek ilişkileri, bu ilişkileri gözlüyoruz, okuyoruz. Serüvenden serüvene sürükleniyoruz diyebiliriz. Maalesef tek cinayetle bitmiyor. Arkasından bu kazı olayları devam ederken 3 ayrı cinayet daha işleniyor ve şunu fark ediyorlar. O köyde 78 yıl önce aynı şekilde bu cinayetler yaşanmış. Ve bundan sonra tabii ki fail ya da failleri kitap arasında, satırlar arasında bulabilir misiniz bilmiyorum. Oldukça heyecanlı geçiyor. Kafanıza bayağı bir soru işaretleri oluşuyor diyebiliriz. Bu kitaptan izlenimlerin nelerdir derseniz, birkaç tane beni oldukça etkileyen, düşündüren noktalar oldu. Bunlardan bir tanesi, kral tabletlerden de fark edeceksiniz, İnsanoğlunun yıkıcılığı binlerce asır geçse de evrimleşememiş. Şu anda mesela bana göre, yani birçoğumuza göre sanırım, doğaya hala büyük tahribat veriyoruz. Bu yıkıcılığımızı dönüştürememişiz. Yani bir yaratıcılığa, bir şeye daha hala gidilecek çok yolumuz var. İkincisi, bir tiran olsanız dahi, her şeyi yok etseniz dahi, sizin yaptıklarınızı bir şekilde o dönemi anlatan birileri bir işaret bırakıyor ve günün birinde bulunduğunda sizi tarihe ve vicdanlara hapsediyor. Üçüncüsü de bu toprakların, başka ülkelerin böyle iştahlarını çok kabarttığını fark ediyorsunuz. Zenginlikleri, farklılıkları oldukça iştah kabartıyor ve burada yaşayan tüm toplumlar arasında düşmanlık çıkartarak, huzur bozarak burada hükmetmeyi bir şekilde kolaylaştırıyor sanırım bunlar için. Ve şu da, şöyle bir şey daha var. Ufacık bir haksızlık duygusu kişiden kuşaklar boyunca aktarılıyor ve daha sonra yaşanan olaylar ya da duygular tüm toplumu, hatta belki iki farklı toplum varsa, burada biraz Ermeniler ve Türkler geçiyordu için içinde, yaralayıcı olduğunu görüyorsunuz. Bu kitabın yanında hangi çaylar içilir dersiniz ya da içecekler? Şu anda mevsim yaz ve bölgeye ait, Güneydoğu'da geçiyor bu kitabın içindeki tüm olaylar. Meyan, kükü, şerbeti derim. Arkasından Ahmet Ümit'in yine çok hoş bir nüans
yaratmış. Zahter çeyi zahter, geyik otudur. Bölgeye ait endemik bir bitkidir. Hem soğuk algınlığında hem de böyle mide fesatı çok yerseniz bastırmak için içilen güzel bir çaydır. Hafif bir limonla oldukça keyiflidir, keskindir. Üçüncüsü de ya küçük şerbeti zahter. Seylan. O bölgeye ait kaçak çay adıyla bilinen Seylan çayını demleyin. Hatta Pekoe de çok hoştur. Pekoe çayı da bulursanız demleyin. Son gerçi çay zamlarından sonra insan ne içtiğini bilmiyorum ama keyfine varın diyorum. Bir bölümün daha kitap yana çay bölümünün daha sonuna geldik. Dilerim videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz aşağıdaki beğen tuşlarına basıp yorumlarda beraber paylaşabiliriz duygu ve düşüncelerinizi. İkincisi de umarım Perimistler kanalına üye olmuşsunuzdur. Hep beraber bu kanalda buluşalım. Bu kitabı aslında romanın geçtiği topraklarda, Mezopotamya, Mardin, hatta Kargamış'ta yanlışım yoksa bir Hitit krallığına ait parçalar bulunuyor. Orada okumak isterdim. Yalnız şu anda İzmir'deyiz. İki ayrı bölüm okuyacağım bu kitaptan. Umarım seversiniz. Birinci tablet. Ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım. Tanrıların korkak haline getirdiği bir alçak. Alçakların en acınacak olanı, en tiksinti vereni. Yüreğini dal kavukluk, aklını düşmanlıkla besleyen sinsi bir saray yazmanı. Gerçek efendileri olan gökyüzünün fırtına tanrısı Teşup ile karısı güneş tanrıçısı Hepat'ın ve tanrıçamız Kupaba'nın soluğuna üfledikleri büyüyle şiirler mırıldanacağı yerde kralların çıkarları için anlaşmalar yazarak kendi yeteneğine bile ihanet etmekten çekinmeyen sabık bir ozan. Bedenine sinmiş soylu nefretini, görkemli giysilerin yüzündeki derin acıyı, tunçtan daha katı bir mutluluk maskesinin ardına gizleyerek Hatti kralın emrine koşan iki yüzlü bir tören adamı. Sevdiği kadını aşk uğruna ölürken kralına bağlılığın vakarıyla ellerini göğsüne kavuşturarak sessiz kalmayı seçen yeryüzünün en onursuz erkeği, erkeklerin yüz karısı. Aşkı için ölmenin yüceliği yerine sarayın taş duvarlarına büyüyen, kendi değersiz varlığının görkemli gölgesine sığınmaktan çekinmeyen sefihlerin en rezili. Ben Kral Pisiris'in danışmanı, Hitit sarayının başyazmanı, Büyük Meclis Panku'nun değerli üyesi. Ben soyluların en soysuzu Patasana. Ben ölüler içine yüzen, ben tanrılar tarafından alınan, sonsuza kadar acılar içinde kırılacaktır yazılan saray başyazmanı Patasana. Yazdığı anlaşmalarla, mektuplarla ülkesinin yazgısını değiştiren ama kendi yazgısına söz geçiremeyen zavallı Patasana. Sana bu tabletleri bulacak olana derim ki, dikkat et. Benim yaşamımı çiçekli bir ağaçtan kuru bir dala çeviren tanrıların laneti senin de üzerine düşmesin. Onlar senin yaşamını da benimki gibi zalim bir kralın buyruklarıyla mutsuzluğa mahkum etmesin. Bu tabletleri okumadan önce tapınağa git. Hatti ülkesinin bin tanrısının gönlünü al. Benim de senin de efendimiz olan gökyüzü fırtına tanrısı Teşupa, karısı güneş tanrısı Hepata ve tanrıçı Kubaba'ya değerli adaklar götür. Onlara saygını sun. Sun ki benim yüzümden çarmıha gerilen, derisi yüzülen, ateşe atılan, yurdundan sürülen binlerce insana bir yenisi daha eklenmesin. Ve benim yıllardır süren lanetim bir insanın daha mahvolmasına yol açmasın. Eğer bunları yapamayacaksan sakın tabletlere bakma, dokunma, okuma. Onları sakladığım bu taştan yeraltı odasının küflü havasını soluma. İster bir tay kadar güçlü bacaklara sahip genç biri ol, ister ayakta güçlükle duran yaşlı biri. Bütün gücünle koş, uzaklaş buradan. En yakının bile olsa, gece koyunu aldığın kadının bile olsa kimseye söz etme bu tabletlerden. Belki tanrılar böylece bağışlar seni. Belki böylece kurtulursun bu bilge kente, Fırat'ın ışıltı kıyılarına, karanlık bir duvar gibi çöken bu uğursuz lanetten. Ey görüntüsü gözlerime, sesi kulağıma, adı belleğime yabancı olan kişi.
Biliyorum sen sarayın altındaki bu odaya bu tabletleri gizlediğim sığınağıma girdiğinde ben çoktan ölüler ülkesine göçmüş olacağım. Biliyorum öldükten sonra da tanrılar beni bağışlamayacak. Yüreğime yakıp kavuran bu laneti sonsuza kadar bana yoldaş kılacaklar. Kılsınlar. Ben de bağışlanmayı dilemiyorum zaten. Ben bunları hak ettim. Tek isteğim benden sonra gelenlerin yaşadıklarımı öğrenmeleri. Tabletleri bu yüzden yazdım. Zamanın aç bir fareninkinden daha kemirici dişlerine dayansınlar diye onları ateşte pişirdim, sertleştirdim. Sarayın altındaki bu odada yaptırdığım raflara sırayla yerleştirdim. Bu tabletler senin içindir, bu tabletler okuyan içindir. Her şeyden kuşku duyabilirsin ama şundan emin ol ki bu kil tabletlerde yalan yoktur. Korkumu ve cesaretimi, iyiliğimi ve kötülüğümü, güvenimi ve kuşkumu, şefkatimi ve zalimliğimi, bencilliğimi ve fedakarlığımı olduğu gibi sözcüklere döktüm. Sonra bu sözcükleri aklımla tarttım. Yalan olanları, sahte olanları, abartılı olanları çıkardım. İstedim ki benim itiraflarımı, benim bu büyük vasiyetimi elime alan kişi sıkılmasın. Tanrı Telepimu efsanesini okur gibi merakla, acıyla, öfkeyle bir soğukta bitirsin. Ama meramımı iyi anlatamamış olsam bile şundan emin ol ki yazdıklarım arasında gerçeği yansıtmayan bir tek sözcük yoktur. Gerçek olmayan sözcüklerimi su kapısındaki duvara kral Pisiris'i övmek için kazıdım. Frigya kralı Midas'ı kandırmak için mektuplara döşedim. Urartu kralı Rusa'nın kafasını karıştırmak için sıraladım. Asır kralı Sargon'u kışkırtmak için harcadım. Abartılı, süslü, yalan sözcükleri pohpohlandıkça koltukları kabaran, adları büyük, kendileri küçük kralları birbirine düşürmek için kullandım. Senin okuyacağın tabletlere o yalan sözcüklerden bir tanesi bile girmemiştir. Ey sırlarımın ortağı olacak yabancı. Soylu musun, dindar mısın, iyi yürekli misin yoksa zalim misin? Akıllı mısın yoksa işe yaramaz bir aptal mısın? Bilmiyorum. Umarım iyi bir insansındır. Umarım yüreğin sevgi ve cesaret doludur. Umarım okuduklarını anlayacak, anladıklarından ders çıkaracak kadar akıllısındır. Ve umarım okuduklarını başkalarına anlatırsın, onlar da ötekilere. Umarım benim kara yazgım kulaktan kulağa fısıldanır, Fırat kıyısında konuşulan bütün dillere çevrilir, tabletlere yazılır, yaşlardan gençlere aktarılır. Çocuklar bu efsaneyle büyür. Belki böylece insanlar akıllanır. Belki zalimlikten vazgeçerler. Belki böylece daha az ölüm olur. Belki daha az acı çekilir.